Saat 11'de Az ve Diş Sağlığı Merkezi binasının önünde toplanan diş hekimleri ve sağlık personeli, sağlıkçılara yapılan terör saldırılarını kınadılar. Az ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Tahsin Hasanoğlu ve sağlık personelinin hazır bulunduğu programda Az ve Diş Sağlığı Merkezi Basın Sözcüsü Diş Hekimi Hasan Güler Yüzbaşı açıklaması yaptı. Haziran ayından bu yana tırmanışa geçen saldırılarıyla genç yaşlı, çocuk ve beklemeden tüm halkımızı hedef alan eli kanlı terör örgütü, sağlık çalışanlarımıza, ambulanslarımıza ve hastanelerimize yönelik alçakça saldırılarına devam ediyor. 3 sağlık çalışanımız terör örgütünün gerçekleştirdiği alçakça saldırılarda hayatını kaybetti. Aile hekimimiz Doktor Abdullah Biroğul memleketi Diyarbakır'da, sağlık memurumuz Eyüp Ergen ve ambulans şoförü Şeyhmuz Dursun memleketleri Şırnak'ta uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit edildiler. Onlarca çalışanımız alıkonuldu. Ambulanslarımıza, hastanelerimize ateş edildi. Sağlık hizmetleri aksatılmaya çalışıldı. Son olarak da Hakkari Şemdinli'deki devlet hastanemiz bombalı saldırılar sonucunda neredeyse kullanılamaz hale getirildi. En büyük zararı elbette Şemdinli'de bizlerden sağlık hizmeti bekleyen halkımız gördü. Vatandaşlarımızın en temel haklarından olan sağlık haklarının engellenmesine yönelik bu çirkin saldırıları planlayanları ve gerçekleştirenleri şiddetle lanetliyoruz. Tek amaçları hayat kurtarmak, insanımızın sağlığına hizmet etmek olan çalışanlarımızın bu tür saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez. Sağlık hizmetlerini engelleyerek devlet kurumlarını itibarsızlaştırmayı amaçlayan bu saldırılar en çok da bölge insanımıza zarar vermekte, onların en temel ve en doğal insani hakkı olan sağlık hizmetlerine ulaşımını güçleştirmektedir. Çalışanlarımızın ve masum insanların hayatlarına kastedilerek gerçekleştirilen bu eylemler, terör örgütünün insani değerlerden ne kadar uzaklaştığının da kanıtı niteliğindedir. Hiçbir dinde, hiçbir kültürde yeri olmayan acizlik göstergesi bu saldırılar ve bu çağ dışı anlayış, dünya medeniyetine önderlik etmiş bu topraklarda kendine yer edinemeyecektir.